Ben 2017 Bingöl Üniversitesi'nden sosyoloji ve sosyal hizmetten mezun oldum. Mezun olur olmaz zaten dernekte sosyoloji öğrencisi, dernekte sosyoloji öğrencisi başladım. 2020'de bir kooperatifimiz var, Demeter Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifi. Biz onun bünyesinde koyun başvurusu için müracaatta bulunduk. Yaklaşık 20 tane koyun hibe olarak da almıştım. O gün bugündür ben hem işte dernek işleri olsun, kooperatif işleri olsun ve hayvancılık işleriyle meşgulüm. Şu an 45 tane koyunum var. Benim buradaki amacım hayvancılığın sadece erkeklerin işi olmadığını göstermekti. Benle beraber zaten yaklaşık bizim köyde Kamışlı'da yaklaşık bir 10 kadın daha bu hibeden yararlanabildi. Ya onlar için bir cesaret, bir umut oldu. Biz burada kadın arkadaşlarımızla beraber Kamışlı köyünden Cevizli Yaylası'na 20 kilometre uzaklıkta gelip koyunlarımızı sağıyoruz. Sadece sağma değil işte, kırpma da olsun, elimizden ne geliyorsa biz de erkeklere destek olmaya çalışıyoruz burada. Burada ürettiğimiz ürünleri, işte yoğurt olsun, peynir olsun, tereyağı olsun, bunların hepsini kazanca dönüştürüyoruz. Biz burada ürettiğimiz ürünleri, işte Demeter Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifimiz var. Orada satışa sunuyoruz. Burada ürettiğimiz ürünler peynir olsun, yoğurt olsun, tereyağı olsun. Bunların hepsini kooperatifte satışa sunuyoruz. Babam benim bu koyun projesine başvurduğumu bilmiyordu. Sabah ben işe gidecektim. Dedi işte ben arabamı satacağım, gidip koyun alacağım. Babamın koyunları vardı ama yani yeterli değildi. Ben dedim işte ben bir projeye başvuru yapmışım. İstersen onu bekle, arabanı satma. Akşam sonuçlar belli oldu. Benim ismim de çekmişti. O sevinçle babam hemen geldi, koyunları aldı, arabasını da satmadı. Ben de başvurumu yaptım. Ben de bu destekten yararlandım. 20 hayvan aldım. Bunlardan işte yaylalarımıza getiriyoruz. Yaylalardan yararlanarak geçimimizi sağlıyoruz. Benle beraber biz 10 kişiyiz. 10 kişi bu hibe desteğinden faydalandık. Kendi hayvanlarımızı getirip kendi yaylalarımızda besletiyoruz. İşte geçim kaynaklarımız zaten geneli hayvanlar üzerinde oluyor. Kendi işte hayvanlarımızı sağıyoruz. Onun sütünü alıp işte peynir yapıyoruz, tereyağı yapıyoruz. Ardı kalan sütü de satıyoruz. Hani severek yaptığım bir iş olduğu için bana pek zorluk olarak gelmiyor. Thank you.